me kejnë karus në noj, na me dëzgën, o dëzgën babën, po dëzgën. Vana e fkjar me kejnë karus në noj, na me dëzgën, o dëzgën. Şu anda Gağan yapıyoruz. Gağan çok eski bir Dersim geleneğidir. Özünde geçen yılı uğurlama, yeni yılı karşılamadır. Aynı zamanda birçok geleneği içinde barındırıyor. Birçok ritüeli içinde barındırıyor. Bunlardan en önemli iki tanesi şudur. Bir, evlenen kızlarla ekmek, yani müzik dediğimiz özel bir çörek yapılır. Ve hediyelerle beraber evlenip giden kızlar ziyaret edilir. Bununla şu demek istedim, siz her ne kadar evlenip gittiyseniz de siz hala bu evde hakkınız vardır, emeğiniz vardır. Biz sizin bu emeğiniz için size müteşekkiriz. İkinci önemli gelenek de ölüleri alma. Bunun için de özel bir hamur yapılır tereyağından. Ve ölenlerin adı anılarak her ölü için bir parça ateşe atılır. Bu da aynı zamanda ölüleri hatırlamadır. Yani her ne kadar siz ölüp gittiyseniz de biz seni sizi unutmadık. Siz bizle beraber yaşıyorsunuz. Onların hakkı da verilir. Bu işler birkaç ritüel daha vardır. Bunlardan biri de işte şiir ya da bambuka zefet dediğimiz özel bir yemek yapılır. Onların içinde üç ağaç parçası işaretlenir. Veya başka bir şey buna benzer. Onun içine de olur. Bunlardan biri kısmettir, biri şanstır, biri de berekettir. Hangi çöp kimde çıkarsa, örneğin işte çöp, bereket çöpü bir işte çıkılır derler, işte bu sene bereket ondadır, mutluluk ondadır. Böylesi bir ritüel var. Yine bir başka ritüel de gelecek dönem ilkbahar olduğu için ağına, hayvanlara özel su serpilir. Hastalık evden uzak dursun diye. Zaten görüyorsunuz biz de evden su serpiyoruz. Yani daha bunun içinde bir başka küçük bir ritüeller daha vardı. Üç gün oruç tuttu. 13 genelde salı günü başlar. Salı, çarşamba ve perşembe. Perşembe günü isteyen olursa cemre tutabilir. Niyazdan dağıtılır. Notlarla dağıtılır. Yani sadece daha bu şekilde özetleyebiliriz. Aynı zamanda şeydir. Yani düzgü orucular, düzgü orucundan bir diğer adı da diyebiliriz. Nasıl ki kızıl orucun diğer adı kelastırsa, düzgü orucunun bir diğer adı da ızgara orucu diyebiliriz. Aynı zamanda şeydir. Yani düzgü orucuna, düzgü orucundan bir diğer adı da diyebiliriz.